Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bakır kazmamız sonunda hazırmış. Hemen televizyonumuza bakıyoruz. Bu arada beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olup kanala destek verebilirsiniz. Ayrıca fantastikdiyarlar.com diye bir internet sitemiz var. Oraya da tıklarsanız hem oyun içerikleri hem anime içeriklerini görebilirsiniz. Bunlar bugün birbirimize sinirli. Şans yanınızda olmayacak diyor ama ben yine zıvanadan çıkmış bir şekilde şu yağımı şunu bırakayım ya. Bırak onu. Bırak bunu. Yosunu da bırak. Evet, odun da sonunda bunları satarız. Dal parçasını da bırakacağız. Bunlar satılacak ya. Tamam. Bir sürü balığımız var satılacak. Şapka satıyorum, tamam mı? Dürtük. Şu eski eve gel. Paracık getir. Şapka faresi. İstemiyorum kardeşim. Aha şu birikmiş. Sonunda nihayet. Çam katranı aldık. Güzel, o birikmeye devam etsin. Çam katranını da şöyle bırakıyoruz. Sonra lazım olacak. Şimdi ben bir madene gitmek istiyorum ama önce tabii ki dükkanlara gideceğiz. Onun öncesinde siloyu falan hallederiz zaten ya. O sıkıntı değil. Ama şu bizim köpüşe falan bakmam lazım. Suyunu vermemiz lazım. Ve sevdik mi? Tamamdır. Onun bize karşı sevgisinin ne kadar olduğunu öğrenemiyoruz. O zaten muhtemelen seviyordur bizi. Bunları suladık. Tarım alanında gelişmemiz lazım. Bunu da sevelim. Bu da neredeyse dolduracağız. Az kaldı da. Niye naz yapıyorsa. Çıkalım, hadi gidelim. Gidelim de. Abi bir de şeye bakmak istiyorum. Şuradan yapı malzemeleri yerine bakacağız. Burada bizim yapmamız gerekenler var. Şimdi çitleri yaparız bir şekilde de çitler çok önemli değil. Bak, geri dönüşüm makinesi varmış. Demir külçesi. Biz bu demiri nereden elde edeceğiz? Madenini bulmamız lazım. Bakırı bulduk. Daha da aşağılara ineceğiz muhtemelen. Demiri oradan alacağız. Odun. Bu akıtaç. Akıtaçtan zaten yaptık bir tane. Sıradan gübre olayını geçelim. Yengeç çömleği. Yemle doldurulup suya yerleştirilir ve ertesi gün kontrol edilir. Akıntılarda, göllerde ve denizde kullanılabilir. Yengeç çömleği. Yengeç avlayabileceğiz. Bu da demir külçe istiyor. Sağlamlık yüzüğü. Olumsuz etkilerin geçerlilik süresini yarıya indirir. O da güzelmiş. Merdivenimiz var. Yabani tohumlar. Şunların birleşimiyle yapabiliyormuşuz. Sağa atıştırmalı. Toplayı açlığı gidermek için. Bak, bu olabilir. Arada oradan buradan topluyoruz da bunlarla yemek yapıyor bize. Güzel. Ocağımız zaten var. Mayonez makinesi. Yüzey kristali bir tane. Bakır külçe bir tane. Bizim yok değil mi ya? Yüzey kristalimiz var da bakır külçemiz yok. Tamam, onu da ilk fırsatta halledeceğiz. Diğerleri çakıl, yol, kaldırım taşı. Bunları da hallederiz. Bunlarda da sıkıntı yok. Tamam, oldu oldu. Hallederiz ya. Gidelim. Önce bir balıkçıya uğruyoruz. Sonra gidiyoruz. Kazmamızı alıyoruz ve madene gidiyoruz. Rota çizildi. Şuradan bir nebze bir daha göreve bakmak istiyorum ben. Ya, görev var bak. Ne demiş? Madende yaşayan saldırgan bir yengeç türü bölgemizde yaban hayatını tehdit ediyor. Bu yaratıklar kendilerini taş şeklinde. Aynen, bunu görmüştük. 4 tane kesene ödeme yapıyoruz. Kabul et tabii ki. Gideceğiz zaten. Hemen şunları satayım. Gerçekten çok yol yürüyoruz ya.
Yandan da vakit kaybetmek istemiyorum. Aha, bunu da satarız. Deniz tarağı. Bulduk mu toplayacağız. Yok adam. Nerede ki? Yok. Neyse, hiç vakit kaybetmeyelim. Zaten yerimiz var. Hemen kazmamızı alıp gidiyoruz madene. Ne yapıyorsun sen burada? Doktor bey. Şimdi demirciye geldik. Hadi bakalım, bismillah. Buraya oturma, boş ver. Akır kazmamızı aldık. Nihayet. Süper. Seninle artık işim yok. Şunların yerlerini değiştirelim. Bunlar satılacaklar. Belki onu da kullanırız. Yumurtayı belki yeriz ya. Belli olmaz. Şimdi madene gidiyoruz. Selam verelim bir. Yok, biriyle karşılaşmadan duramıyorsun. Allah Allah, bize mi posta koyuyor? Anlamadım. Buralardan çıkalım. Aha, çiçek çiçek bulduk valla. Buranın içine giremiyoruz, orada mantarlar var da. Odayla da bir ara konuşmak lazım. Evet, şimdi en aşağı yere iniyoruz. Daha da fazla yer açmak amacımız. Buradan zaten bulmuşuz. Bir kat daha indik. Hemen kristali aldık. Şimdi şansımız yaver gitmiyor. Gitmeyecek de dedim ama hemen bulduk valla. Güzel. Burada da merdiven var. Öncelikle amacımız merdivenlerden aşağı inmek. Ama şunları her yerde bulamıyoruz. Onlardan bulalım. Bir de bunlar başa bela, biliyorsunuz. Kılıcımızı da bir tık geliştirmiştik hatırlarsanız. O yüzden daha iyi şu an. Güzel. Bence fena değil. Gerekmediği sürece onları da savaşmıyoruz. Bize saldıranlarla mücadele edelim bence. Bunları da ne kadar çok artmaya başladı ya. Evet, bizim demir de bulmamız gerekiyor ya. Demir. Ha? Oo, bu nasıl bir yermiş? Silahları çekilelim. Çok fazla var bunlardan.
Bunlarla dalaşmadan gitmemiz lazım, yoksa enerjimiz kalmış. Oo, boss var burada. Toplayacak yerimiz kalmamış. Yosunu at. Yosunu çöpe atalım. Bir şey daha çöpe atman lazım. Topuz bulduk çünkü. Ne oldu şu? Oo, bir sürü şey bulduk. Envanter yetmiyor bu sefer de. Kötü oldu bu. Yumurtayı yiyelim. Güzel. Sağlığımız da arttı. Ama biz nereden çıkacağız? Burada var mıydı bir şey? Yok. Merdiven bulmamız lazım. Diğer tarafta mı var acaba? Duvardan bir şey çıkar mı? Aşağıya giden bir geçit açıldı. Nereye açıldı? Evet, bu asansör de açılmış oldu. Devam edelim biz. Vaktimiz az kaldı ama. Aa, şundan öldürmemiz lazım. Görevlerimizden bir tanesi. Aha, bulduk. Oh, bir sürü maden var burada. Aa, merdiven de bulduk. Güzel. Ya bize maden de lazım, merdiven de lazım. Ama önce madeni alalım. Aa, şunları kırabiliyoruz artık değil mi? Bak, kırabiliyoruz. Kesin demir çıkacak. Hadi demir çık. Taş çıktı. Demir çıkmıyor hiç. Alamıyorum onu çünkü. Envanterimiz dolu. Artık çıkmamız gerekecek. Eve geç kalacağız. Madenden ayrıl. Eve geç kalıyoruz. Ben satılacakları satayım, depoya bırakılacakları bırakayım. Yarın sabah tekrar gelelim bence. Abi de bizim bahçedeki şeyleri kırmayı deneyeceğim. Aa, dur, bir cutscene girdi.
Çöpü karıştırdığını gördü. Ah tak, ha, bizim aramız iyi olacak galiba bunda. Köşeden dönüp rakun zannettiği şeyleri def etmemizi istiyor. Karşılığında bize hiçbir şey vermedi tabii. Çok fazla yiyecek buluyormuş. İyi, ondan dolayı alıyormuş. Yaptığım şeyin yanlış olduğunu düşünüyor musun? Yemeğin israf edilmesi kabul edilmez bir durum diyoruz. Evet. Evet, olması gereken o. Bir daha karıştırmayacağım diyor. Ona rakunları korkuttuğunu söyleyebilirsin demiş. Söyleriz bir daha konuştuğumuzda. Bu sefer yakalandı. Bu adam da iyi adam ya. Bizimle aynı fikirde. Aynısını yaptığını biliyorum diyor. Bak, iyi bir adam. Eğer yiyeceğe ihtiyacın olursa söyle ya, iste diyor. O adama bir sepet dolusu börek verdim. Hadi bakalım. Teşekkür ettik biz de kendisine. Sen ne arıyorsun gecenin dışı bir körü? Evet, dalmış gidiyorsun, bir şey düşünüyormuş. Bize geç kalacağız. Hemen bir bahçemizdeki o büyük kayaları kırmak istiyorum. Önce biraz kaç şeyi bırakırsak sanda güzel olacak. Hemen şuraya şu satacağımız balıkları verelim. Balıkçıya gitmekle uğraşamıyoruz şu an. Maalesef varsa kalabilir, seni de satacağız. Hadi sizi de satalım ya. Tabii ki bakır cevherini satmıyoruz, onu satmıyoruz. Balığı da satıyoruz. Şu moru ametistmiş. Bunu madene koymayı deneyeceğiz. Nasıl ya? Kazma da burası için güçlü değil diyor. Şaka mı yapıyorsun? Bir tane daha mı geliştireceğiz? Neyse, muhtemelen demirle falan geliştirmemi isteyecek. O zaman şöyle yapalım hemen. Kutuya da geliyoruz. Seni at seni. Seninle de işimiz yok. Tamam, sizi de bırak. Daha sonrasına bakarız. Hadi yatalım, uyuyalım. Sabah yine madene gideceğiz. Savaşma. Seviye 5'e çıkmışız. Artı 5 sağlık. Süper. Alırız. Bayağı bir de para topladık. Güzel. Bugün de tamamlayamayız ama normal baltamızı geliştirmek için sanırım toparlayamayacağız. Falcımıza bakalım. Ne haberimiz varmış. Bunlar yine mutsuz bugün diyor. O yüzden şansın. Peki ya, ver gitmeyecek peki. Ha, sonra yaparız seni ya. Hemen şu bulama işimizi bir görelim. Bu arada sonbahara girmedik daha biz henüz, değil mi? Şunun bir saman olayını çözmemiz lazım ya.
Seni şuraya bırakalım. Madende çok fazla şey bulmaya başladık. O yüzden seni de bırak, seni de bırak. Çapayla da işimiz yok. Şöyle gidelim bence. Hadi bakalım. Bu unutulmaz bir şey tabii ki. Köpeğimize su vermeyi unuttuk. Sevelim. O tamamdır. Hadi gidiyoruz. Bakalım bugün ne bulacağız madenlerde. Ya şunu bulmuşken topla şunları, evet. Bak orada da kazmayı keşke bırak. Hep bir şeyi bırakınca bir şeyle karşılaşıyoruz. Olmaz ki. O adamla sonra konuşacağım. Bugün maden olayını görmüş şey yapmamız lazım. İyice bir deşelememiz gerekiyor. Artık 40. kata inmemiz lazım. Asansörle gidiyoruz. Sıra 25'te. Oy oy oy. Bu kadarıyla baş edemeyiz. Ama yetmezsek de olmayacak. Güzel hallettik. Evet, çıktım evden. Hemen in aşağı. Yine mi böyle bir yer? Burada tüm yaratıkları kesmemiz lazım ki kapı açılsın, neden açılsın, geçit açılsın, ne derseniz işte. Onları öldürdükten sonra bir de yavruları çıkıyor. Nerede sesi geliyor, kendisi yok ama. Evet, bir geçidimiz açıldı sonunda, nihayet. Demiri de bulmamız gerekiyor. Beyaz su yosunu. Evet, nereden çıkacağız acaba? Çok fazla var. Görevle alakalı o taş yengeçten de çıkmadı. Ha, şurada çıktı. Hadi gidelim. Evet. Amacımız önce aşağıya gitmek zaten, biliyorsunuz. Sonra o taş yengeç. Sonra demir bulmamız lazım artık. Vurmayaydın iyiydi. Güzel. Hemen halletmezsek bu
Sinek bak, sinek gibi olana dönüşecek. Şu an vuramıyoruz. Geciktiğiniz anda o sinek gibi olana dönüşüyor işte. Hangi kayanın taşın altında olacağı belli olmadığı için günün sonunda hepsini kırman bile gerekebilir yani. Enerjimiz tükenmek üzere. Şunları alabiliyor musunuz? Bunları alsak bizim oraya koysak güzel olur ha Beyze. Hadi bir tane daha eğer... Bir merdiven daha bulmam lazım. Hadi be. Bulursun be. Bu da enerji veriyormuş. Bak iyi ki toplamışız. Güzel. Bir müddet daha idare ederiz bence. Saat de çok geç olmadı. Meclisi bir tane daha inseydik şu an 23'teymişiz şu anda da ya. Şu şansımızın yaver gitmediğinden dolayı oluyor hep bunlar. Çok fazla şey bulduk ama. Oo, bir sürü şey topladım. Madenleri sömürdük hadi ya. Enerjimiz bitti. Tam da bulduk ya 30'u. Hangi ara ne ara bulduk bilmiyorum. Güzel. Evet henüz tam akşam olmamış. Ama enerjimiz full bitik. Herkes evine barkına gidiyor. Sen ne yapıyorsun burada?
Demetrius deneyleriyle evi patlatmaz. Ben de umuyorum. Umarım öyle olur. Şimdi bayağı bakır cevheri bulduk. Aradığımız şeylerin de eh diyelim hadi. Mağara havucu. Aa, bizim o bezin orada bir şeyler vardı. Oraya girip sanki bunları ekebiliyor muyuz? Yani öyle bir şey mi var? Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Kerestemiz falan da var. Kömürümüz de çıktı. Mumumuz bile var yani, mum. Bir yerlere koyarız. Şimdi şunu alalım. Buraya geliyoruz. Seni bırak. Seni de. Her şeyi bırak. Satmıyoruz bugün bir şey. Bunları üzerime alayım sadece. Onlarla iş göreceğim. Tohumu da dikeriz. Evet, şu an 30'a inebildik. Canavar kesmede sadece bir tane kestik. Ya şaka gibi, şunu nasıl kıramıyoruz ki biz ya? Neden ya? Allah Allah. 3 tane şey jiyot var. Onları kırdırmaya götüreceğiz. Ne çıkacak içinden bilmiyoruz. Topla bakalım. Sonracığıma başka bir şeyimiz var mı? Şuraları halledelim. Vakit kaybı. Bunlar biliyorsunuz. O yüzden şimdi yapalım. Aslında parayı da toparlayabiliriz biz ya. Yarına toparlanabilir. O yüzden şunlardan yapayım 5 tane de. Halihazırda bitirelim. Kaç enerjimiz var? Bizim bu kadar varmış. Tamam, şu an şunları toparlayalım. O esnada olur zaten. Buradan da bir tanesini alalım üzerimize. Aa, şu mağara gibi yer vardı. Hemen oraya bir girebilir miyiz? Dikilebiliyorsa böyle bir mevzumuz var mı? Mağara avucu? Hayır. Böyle bir şeyimiz yok. Peki. Peki. Bunu da al. Gece olmadan artık gidelim, uyuyalım. Köp işimiz de yatıyor orada. Evet, uyu. Evet, madencilikte seviye 3 olmuşuz. Umarım keyif almışsınızdır. Beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olup kanalı destekleyebilirsiniz. Sonraki bölümde görüşürüz. Fantastikdiyarlar.com'u ziyaret edip reklamları tıklamayı unutmayın. Hoşça kalın.